أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, bizlere bahşettiği büyük ve sonsuz nimetler vardır. Bu büyük ve sonsuz nimetler içerisinde en önemlilerinden birisi de bizi kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılmasıdır. Rivayetlere göre önceki peygamberler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fezail ve kemalatını Cenab-ı Hak'tan öğrenmişlerdi. Bu vesileyle her birisi ona ümmet olmayı arzu etmiş idi. Sahih rivayetlerde İsa aleyhisselamın geleceği ve Efendimiz'e ümmet olacağı, Efendimiz'in Kur'an'ını ve dinini son din İslam'ı yeryüzüne hakim kılacağını sahih kaynaklarda görüyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bize zahmet çekmeden, bizim açımızdan bir zahmet çekmeden böyle büyük bir nimeti, bir şerefi bizlere vermiştir. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Elbette şu anda dünyada yaşayan herkes Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. İki türlü ümmet var. Bir ümmeti icabet, bir de ümmeti davet. Ümmeti davet olarak yeryüzünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren yaşayan neresinde kim varsa hepsi onun ümmeti davetidir. Yani hepsini davet ediyor, imana, İslam'a, Kur'an'a davet ediyor. Hepsi bu yönüyle onun ümmetidir. Ama bir de ümmeti icabet vardır ki bunların içerisinde daveti kabul edenler buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyebilenler ümmeti davet olmuştur. Biz de bu ümmeti davettiniz elhamdülillah. Dolayısıyla kıymetli dostlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bizim iltisakımız iman iltisakıdır. Allah'a inandığımız gibi Celle Celaluhu onun Allah'ın elçisi olduğuna, bize rahmet olarak gönderildiğine iman ettik. Bu imanımızda zerre kadar şüphe yoktur. Nasip olursa önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece Mevlid kandilidir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği
gecedir. Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan Rebi'ül Evvel ayının 12. gecesi. Bu vesileyle bugünkü dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidinden bahsetmiş olacağız. Kıymetli dostlar, okuduğum ayeti kerime Tevbe suresinin son ayetleri 128. ayeti kerimesi. 128. ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu Es-Saizu Billah لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Muhakkak ve kesinlikle size, sizden birisi, beşer olan, insan olan, sizin gibi ihtiyaçlar ile karşı karşıya kalan, bir anneden babadan dünyaya gelen, hasta olup ölümle mahkum olan, sizin muhtaç olduğunuz şeylere muhtaç olan birisi, ama çok değerli bir elçi Allah tarafından size gelmiştir. Azizün, o çok azizdir, çok kıymetli ve değerlidir. Azizün aleyhi ma anittum, sizi sıkıntıya düşürecek olan her şey de ona çok zor gelir. Bir annenin evladını sevdiği gibi, şefkatli bir babanın yavrusuna düşkün olduğu gibi, o da siz ümmetine çok düşkündür, diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz Celle Celaluhu, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i büyük bir elçi olarak özelliğini söylüyor, bizden birisi olduğunu söylüyor ve bize çok düşkün olduğunu söylüyor. Harisun aleyküm, size çok haristir. Bil mu'minine raûhur rahîm, mü'minlere özellikle çok merhametlidir, diyor. Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesinde. Elhamdülillah, annemiz ve babamızdan bize daha yakın olan, onlardan daha çok bize düşkün olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak, ona inanan ve izinden yürüyen bir ümmet olmak bizim için, her birimiz için daha biçilmez bir şereftir, bir değerdir. Rabbim bu değerin farkında olabilmeyi ve gerçekten bilinçli bir şekilde onun izinden yürüyebilmeyi her birimize, çocuklarımıza, eşlerimize, aile bireylerimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası olarak bir hafta boyu efendim konferanslar, paneller olarak kutlanmaktadır. Bu seneye kadar hicri takvim yerine miladi takvim kullanılmış, sabit kalsın diye Nisan ayında yapılıyordu. Bu seneden itibaren halk arasında Mevlid Kandili olarak kutladığımız hicri takvime göre Mevlid Kandili'nin de içerisinde olduğu haftayı baz alarak ikisini birleştirmek suretiyle Mevlid Kandili, Kutlu Doğum Haftası kutlanmış olacaktır. Dolayısıyla Cumartesi günü, yani yarın itibariyle 17'si ile 24'ü arası Kutlu Doğum Haftası olmuş oluyor. Ve yarın efendim saat 6'da Diyanet İşleri Başkanlığımızın riyasetinde devlet erkanının zirvesinin de bulunduğu Kutlu Doğum Haftası'nın açılışı Sinan Erdem'de yapılmış olacak. Bayrampaşa'mızda da nasip olursa efendim yine Diyanet İşleri Başkanlığımızda kıymetli bir kardeşimiz, daire başkanımız gelip Bayrampaşa'da bu konuyla ilgili konferans vermiş olacak. Yani hafta boyunca Aleyhissalatu vesselam Efendimizin kutlu doğumu ile ilgili konferanslar, çalışmalar, toplantılar olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi ile doğumu ile ilgili müzakere yapmış olacağız dedik. Kıymetli dostlar, Kâbe-i Muazzama'nın temeli melekler tarafından atılmış,
Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar hep mukaddes olarak yerini korumuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu Kâbe ile ilgili inne evvele beytin vud'a lin-nâs lellezî bi-Bekke'te mübârek. İnsanlar için ve insanlık için ilk vaz edilen bina kesinlikle Mekke-i Mükerreme'de olan Kâbe'dir diyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insanlık için ilk yapılan binanın Kâbe olduğunu söylüyor. Demek ki melekler tarafından temeli atılan, Adem Aleyhisselam ile mukaddesiyeti başlayan Kâbe-i Muazzama günümüze kadar ve kıyamete kadar hep özelliğini korumuştur. Zaman zaman Kâbe amacının dışına kullanılmıştır. İşin hikmetini Allah bilir, biz bilmeyiz. Kâbe-i Muazzama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde müşrik bir toplum vardı Mekke-i Mükerreme'de. Putlara tapan bir toplum vardı. Dolayısıyla bu toplum putları mukaddes, Kâbe'yi de mukaddes kabul ederlerdi. Kâbe'nin etrafına tavaf ederlerdi. Kâbe'nin içerisini putlarla doldurmuşlardı. Ama alâ külli hâl ta İbrahim aleyhisselam'dan ve daha önceki dönemlerden beri Kâbe hep mukaddes bir yer olarak bilinir. Tavaf için insanlar etrafında değişik şekillerde tavaflar yaparlardı. Bunu bir ibadet olarak kabul ederlerdi. Hatta meşhurdur Kâbe'nin etrafında çırılçıplak tavaf etmek. Niye insanlar çırılçıplak tavaf ederlerdi? Burası çok mukaddes bir yerdir. Giydiğimiz elbiseler ile günah işlemişizdir. Günahkar olduğumuz elbiselerle Kâbe tavaf edilmez diye çırılçıplak Kâbe'yi tavaf ederlerdi. Veya Kâbe'yi tavaf edecek olanlar üzerindeki elbiselerle değil, yeni, sıfır elbiselerle tavaf etmeleri lazımdı. Çünkü üzerlerindeki elbise neydi? İçerisinde günah işledikleri elbiselerdi. Bununla Kâbe tavaf edilmez diye böyle bir anlayış da vardı. Ya çıplak olarak tavaf etmeliydi veya hiç isyan edilmeyen, günah işlenilmeyen elbiselerle Kâbe tavaf edilmeliydi. Fakat buna rağmen Kâbe'nin içerisinde neler vardı? Putlar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gelinceye kadar veya Mekke fethedilinceye kadar. Kıymetli dostlar, Kâbe-i Muazzama mukaddesiyetini koruduğundan dolayı o bölgede, Ceziretül Arap bölgesinde insanlar orada toplanıyorlar, panayırlar tertipliyorlar, alışveriş, ticaret merkezi oluyor orası o panayırlar sebebiyle. Bu arada Araplardan birisi Kâbe'ye muadil olarak yapılan Hristiyanların yaptırdıkları bir kilise oldu. Baktılar ki herkes Kâbe'ye gidiyor, ticaret oraya kayıyor, panayırlar orada oluyor. Buna karşılık çok kaliteli bir kilise yapalım San'a'da. Orada bir kilise yapalım, bu kilisenin etrafına insanlar gelsinler, panayır bu tarafa kaysın, ticaret merkezi bu tarafa kaysın diye mükemmel bir kilise yapıldı, kilise yapıldı. Araplar da bu kilisenin Kâbe'ye muadil olarak yapıldığını öğrenince bir tanesi affedersin gitmiş, kilisenin içerisinde pisletmiş. Bu sefer Ebrehe, siz nasıl benim kiliseye bunu yaparsınız diye Kâbe'yi yıkmak için karar verdi. Meşhurdur Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi. Ebrehe bir ordu hazırlıyor. Hazırladığı orduya Fil Ordusu, Ebrehe Ordusu deniyor. Kalabalık bir orduyla beraber Sana'dan çıkıyor ve Kâbe'yi yıkmaya karar veriyor. Sizin medar iftiharınız olan Kâbe'yi yıkacağım, yok edeceğim diye çıkıyor. Kısacası geliyor. Buna fil senesi ve fil vakası deniyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil diye anlatıyor. Kısaca söyleyeceğim. Allah Celle ve Ala Hazretleri Fil Suresi'nde bize anlattığı bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan 50 gün önce gerçekleşiyor. Geliyor Ebrehe ordularıyla beraber Kâbe-i Muazzama'nın Mekke'nin girişinde önce ordusunu, fil ordusunu konaklatıyor.
Diyor ki şu Kâbe, Mekke'nin içerisindeki develeri toplayın bana getirin. Topluyorlar askerleri, develeri getiriyorlar. Bakıyor ki nasıl bir karşılık gelecek Mekke'den. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi geliyor. O Mekke'de en şerefli insan, sözü dinlenen insan. Çok heybetli bir insan olunca Ebrehe ayağa kalkıyor ona saygı göstermek için. Buyur diyor falan. Nedir benden isteğin? O da diyor ki benim isteğim develerimi aldı. Senin askerlerin develerimi istiyorum dedi. O da dedi ki ben de seni adam zannettim dedi. Ben dedi senin ve babaların medar iftiharı olan Kâbe'yi yıkmaya geldim. Sen ucuz hesabın peşindesin, develerin peşindesin. Bana demen lazımdı ki Kâbe'yi yıkma, şöyle anlaşalım, böyle anlaşalım demeni beklerdim. Sen Kâbe ile ilgili bana bir şey söylemiyorsun, ucuz hesabın peşindesin, develerin peşindesin der. O da ona tarihi şu cevabı verir. Ben develerimin sahibiyim, Kâbe'nin sahibi vardır, o işini bilir der. Ebrehe olayı çözemez. Ve neticede, kıymetli dostlar, اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Ebrehe ordusuna talimatı verir. Kâbe'yi yıkmak için hücum der. Rabbimiz Fil suresinde, o zamana kadar piyasada gözükmeyen bir çeşit kuşlar gönderdiğini haber verir. Gagalarında bulunan, özel imal edilmiş, Rabbimizin gagalarına teslim etmiş olduğu mermilerle orduyu perişan ediyor. Çör çöp haline getiriyor fil ordusunu. Kâbe'ye zerre kadar zarar vermeden birçoğu zaten geberiyor, ölüyor efendim ve çok az bir grup geriye dönmüş oluyor. Dolayısıyla Kâbe-i Muazzama'yı Kâbe'de o Mekke Kâbe'nin etrafında yaşayan insanlar, askerler korumadılar. Sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Fil ashabına ne yaptığını görmedin mi Habibim? Ey insanoğlu bilmedin mi? Görür gibi bilmediniz mi? اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ف۪ي تَضْلِيلِ Onların hilesini boşa çıkarmadı mı Allah Celle Celaluhu? وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلِ Bölük bölük kuşlar gönderdi Allah onlara. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلِ Cehennem ateşinde özel pişirilmiş, imal edilmiş taşlar, mermiler atıyordu onlara. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُلٍ Çör çöp yaptı onları. Ve perişan oldular. Bu olaya ne diyoruz? Fil vakası diyoruz. Bu fil vakasının olduğu yılda, tam bundan 50 gün sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyor. Bu 50 gün içerisinde Mekke'de bir başka doğum da gerçekleşmiyor. Yani fil vakasından sonra o 50 gün içerisinde Mekke-i Mükerreme'de ilk doğum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumudur. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu doğumu İsa aleyhisselam'dan takriben 500 sene sonra gerçekleşiyor. Fitnenin, fesadın efendim ortalığı kapladığı, vahyin ışıklarını ve nurunu efendim zulmetin kapladığı bir dönemde İsa aleyhisselam'dan 500 sene sonra, fil vakasından 50 gün sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fil vakasından 50 gün sonra dünyaya gelmesinin esprili bir tarafı, dikkat çekecek bir tarafı, o süre içerisinde Mekke'de yeni bir doğum olmuyor. İlk doğum fil vakasından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu olmuş oluyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu, Hazreti Amine annemiz, Vehb'in kızı Hazreti Amine annemiz tarafından Merve Tepesi'nin yanında Kâbe-i Muazzama'ya 200 metrelik mesafede gerçekleşiyor. Kâbe-i Muazzama'ya 200 metrelik mesafede gerçekleşen bu doğum esnasında Hazreti Amine annemiz içinden bir ışık ve nurun çıktığını, ta yattığı yerden Şam şehirlerinden olan Basra'nın pırıl pırıl o ışıkla parladığını görür Hazreti Amine annemiz. Hazreti Amine annemiz kendisi diyor ki
ben diyor yavrumu doğurduğum zaman karnımdan bir aydınlık çıktı, bir ışık çıktı. O çıkan ışık gece doğum gerçekleşmiştir. O çıkan ışık sayesinde ben diyor Basra'yı gördüm net bir şekilde. Hani güneş aydınlattığı zaman bir şehri nasıl net görürsen ben Basra'yı öylesine net gördüm diyor. Peki Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Amine annemiz radıyallahu anha'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i doğururken karnından çıkan o nurun, ışığın ta Basra'ya kadar uzamış olmasının anlamı nedir? Daha sonra görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Şam mıntıkasından İslam Müslümanların ilk fethettiği yer Basra olmuş oluyor. İlk fethedilen yer neresi oluyor? Basra olmuş oluyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumu esnasında annesinden meydana gelen bu harika mesele aslında neyin müjdecisi olmuştur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk fethi gerçekleştireceği o bölgede Basra olduğuna işaret olmuş oldu kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu esnasında orada Ümmü Eymen annemiz, Şifa, Fatıma ve Süveybe diye dört tane kadın bulunmuştur. Hazreti Amine annemize yardımcı olmuşlardır. Kıymetli dostlar, Ümmü Eymen annemiz, Üsame bin Zeyd diye daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine üstün misyon yükleyeceği bir yavrunun annesi oluyor Ümmü Eymen. Yani Hazreti Amine annemize doğum esnasında yardım eden dört kadının dördü de farklı kadınlar olmuşlardır. Böyle bir olayda yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinde Hazreti Amine annemize yardım eden Ümmü Eymen, Şifa, Fatıma ve Süveybe annelerimiz bu yardımlarının manevi karşılığını mükemmel bir şekilde görmüşlerdir. Ümmü Eymen annemiz Hazreti Üsame bin Zeyd'in annesi oluyor. Daha sonra böyle bir yavru dünyaya getiriyor. Şifa annemiz de Abdurrahman İbni Avf'ın annesi oluyor. Fatıma annemiz de Osman bin Ebu'l-As'ın annesi oluyor. Süveybe de Efendimizin amcası olan Ebu Leheb'in cariyesidir. Şimdi kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ile ilgili burada şunu sizinle paylaşmak isterim. Hazreti Amine annemize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir yavrunun dünyaya gelişinde yardım eden bu dört kadına bakın Cenab-ı Hak Celle Celaluhu neler lütfetmiştir. Ümmü Eymen annemize İslam ordularının kalabalık orduların komutanlığını yapacak 18 yaşında ordu komutanı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından atanacak olan Üsame bin Zeyd'in annesi olur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Roma üzerine yürüyecek olan büyük bir ordu hazırlıyor. Bu ordunun başına kimi komutan olarak tayin ediyor? Hazreti Üsame bin Zeyd'i. Kimdir Üsame? Efendim, Üsame Ümmü Eymen'in yavrusudur. Ümmü Eymen kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu esnasında annesinin yanında bulunan, yardım eden, cevelan eden, efendim koşan, koşuşturan kadınlardan birisidir. Allah onu öyle bereketlendirdi ki ona bir yavru verdi. Adına Üsame koydular. O Üsame 18 yaşında içerisinde Ebu Bekir, Ömer, Osman gibi büyük sahabilerin bulunduğu efendim bir ordunun başına komutan olarak tayin eder onu. Peki Hazreti Şifa annemiz Şifa annemize gelince o da Abdurrahman İbn Avf'ın annesidir. Abdurrahman İbn Avf kimdir?
aşere-i mübeşşereden birisidir. Cennetle müjdelenen 10 kişi vardır. O 10 kişiden birisi de Abdurrahman İbn Avf'tır. Annesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu esnasında efendim koşan, koşuşturan, yardım edenlerden birisiydi. Abdurrahman İbn Avf Hazretleri cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşere dediğimiz 10 kişiden birisi olmasının yanında Cenab-ı Hak başka bir bereket de verdi. Müslümanların en büyük zenginiydi. Allah öyle bereketlendirdi ki onu, öyle bereketlendirdi ki Müslümanlar içerisinde zenginlikte zirveyi yakalamış bir sahabi olmuştu. Peki üçüncüsü Fatıma annemiz. Onun yavrusu Osman İbni Ebu'l-As idi. Allah Celle ve Ala Hazretleri onun yavrusu Osman İbni Ebu'l-As'a Sâra min ekferin nâsi ilmen, ilim ve irfan bakımından öyle bir bereket verdi ki o çevresindekiler içerisinde en çok ilim sahibi olan, irfan sahibi olan birisi oldu. Ve Süveybe annemiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb'in cariyesi idi. Ebu Leheb'in cariyesi olan Süveybe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu Ebu Leheb'e haber verir. Süveybe haber verir. Ebu Leheb de bir yeğeninin dünyaya gelişinin mutluluğu olarak kendisine bu müjdeyi vereni azat eder. Cariyelikten hürriyete intikal etmiş olur. Dolayısıyla kıymetli dostlar, burada neyi paylaşmış olduk siz kardeşlerimle? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i doğurduğu gece, onun yanında ona yardım eden 4 tane kadına, efendim 4 tane farklı özelliğe sahip olan nur topu gibi yavrular verdi. Birisine bir yavru verdi ki 18 yaşında İslam ordularının başına komutan olarak Allah Resulü tarafından 18 yaşında tayin edilmiştir. Bir tanesi aşire-i mübeşşereden olmuştur ve sahabe-i kiram içerisinde en zenginlerinden olmuştur. Bir tanesi efendim sahabe-i kiram içerisinde ilim ve irfan bakımından zirveye yükselmiş. Bir başkası da Ebu Leheb'in cariyesi iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu müjde olarak verince ne olmuştur? Cariyelikten kurtulmuş ve hürriyetine kavuşmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumuna yardım eden kadınların elde ettikleri peşin bereket diye konuşabiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerden pazartesi dünyaya gelmiştir. Günlerden pazartesi dünyaya gelen aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha sonra kendisi pazartesi günleri oruç tutardı ve oruç tuttuğunu anlatırken de derdi ki ben dünyaya pazartesi günü geldim, pazartesi günü oruç tutmayı severim. Pazartesine perşembe gününü de daha sonra ilave etmişlerdir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Pazartesi oruç tutmasını iki gerekçeye bağlamış. Pazartesi, perşembe günü haftada kulların amelleri iki defa Cenab-ı Hakk'a arz edilir. Haftada iki defa kulların amelleri Cenab-ı Hakk'a arz edilir. Nasıl arz edildiğini bizim bilmemize gerek yoktur. Bize haber verilen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilen biz bu konuya iman ederiz. Keyfiyetini Allah ve Resulüne bırakırız. Haftada iki defa kulların amelleri Cenab-ı Hakk'a arz edilir. Birisi pazartesi günüdür, birisi perşembe günüdür. Amellerimin Allah'a arz edildiği gün oruçlu olmayı severim. Zira Cenab-ı Hak o gün oruçlu olduğum takdirde halime bakar. Kendi rızası için oruçlu oluşum, benim yaptığım amellerin kabul ettim, eksik ve kusurlarına Cenab-ı Hak bakmadan hadi bunları kabul ettim demesini ümit ederim. Dolayısıyla bundan dolayı oruç tutarım buyurmuşlardır. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının akışı içerisinde ne vardı kıymetli dostlar? Pazartesi, perşembe oruçları vardı. Pazartesi oruç tutmasının gerekçesini iki şeyle anlatmıştır. Birisi doğum günüdür. Doğduğu gün olması münasebetiyle
o güne ayrı bir itibar etmiştir, ayrı bir iltifat göstermiştir. Bir ayrıca, bir sebep olarak da pazartesi ve perşembe günleri haftada iki defa kulların amelleri Allah'a arz edilir. Bu ameller içerisinde yaptığımız iyilikleri tam istediğimiz istenen kalitede yapmış olmayabiliriz. Dolayısıyla Allah ya kabul edecek ya etmeyecek. Kabul ederse mükafat vermiş olacak, kabul etmezse hava almış olacağız. Ben pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmayı severim. Çünkü Cenab-ı Hakk'a amellerim arz edildiğinde eksik ve kusurlu, defolu yapmış olduğum amelleri Cenab-ı Hak açlığıma bakar, kendi rızası için aç bekliyorum. Orucuma bakarak hadi kabul ettim demesini ümit ederim. Bundan dolayı pazartesi, perşembe günleri oruç tutarım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ediyorlar ve dedesi Abdülmuttalip, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu, babası biliyorsunuz doğmadan vefat etmişti. Çok seviniyor, çok mutlu oluyor. Alıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kucağına ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra kundağa sarılır sarılmaz dedesi Abdülmuttalip'e müjdesi veriliyor. Dedesi Abdülmuttalip alıyor torununu, yavrusunu kucağına, efendim bağrına basıyor. İlk yaptığı şey Kâbe'yi tavaf ediyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğar doğmaz dedesi Abdülmuttalip ile yaptığı iş, ilk iş nedir kıymetli dostlar? Kâbe'yi tavaf etmesidir. Kaç günlük iken Kâbe'yi tavaf etmişti? Daha birinci gün. Doğduğu zaman ilk yapılan şey, kundağa sarıldıktan sonra dedesi Abdülmuttalip ile Kâbe'yi tavaf etmiş olmasıdır. Kâbe'yi tavaf ederken, ben bu yavrumun adını Muhammed olarak vaz ettim der sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafındakiler derler ki, Muhammed ismini nereden buldun? Sülalenin içerisinde Muhammed ismi diye, ismi diye bir isim yoktur. Neden bunun adını Muhammed diye koydun? O zaman Abdülmuttalip der ki, Muhammed övülen, övülen, methedilen demektir. Övülen bir kişi demektir. Yerde yer ehli, gökte gök ehli onu övsün diye, yerde övülen, gökte övülen birisi olsun diye ben bu adını koydum diyor. Demek ki anlaşılan nedir? İsimle müsemme arasında münasebet vardır. Yani isimler önemli midir? İsimler önemlidir. Ne için Muhammed ismini koydum diyor? Yeryüzünde yer ehli tarafından, gökyüzünde gök ehli tarafından övülsün diye ona ben Muhammed ismini koydum diyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'dan bahsederken ve iz kâle İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail inni Resulullah ileyküm musaddiqan lima beyne yedeyye min et-Tevrah ve mübeşşiran bi resulin ye'ti min ba'di ismihu Ahmed diyor. Yani İsa Aleyhisselam diyor ki Kur'an ifadesiyle, ey beni İsrail, ey İsrailoğulları, ben Allah tarafından size gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Musa kardeşimi, benden önceki peygamberleri tasdik ediyorum. Benden sonra bir peygamber gelecek, onun adı Ahmet olacak. Onu da size müjde olarak veriyorum. Ahmet, Muhammed, Mahmud hep aynı manayı ifade eden şeylerdir. Ahmet de çok övülen demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem melekler tarafından, gök ehli tarafından gerçekten çok övülen, yeryüzünde en çok isim Ahmet, Mahmud, Muhammed isimleridir. Bütün yeryüzünü dolaşın, isim anketi yapın, en çok kullanılan isim Ahmet, Mahmud, Muhammed isimleridir. Bunların her birisi övülen anlamına gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip adını Kâbe'yi tavaf ederken koyarken Muhammed olarak koyması esnasında soruyorlar, böyle bir isim yok bizim sülalede, neden Muhammed ismini koyuyorsun? Yerde yer ehli, gökte gök ehli övsün diye ona bu ismi vaz ettim diyor. Anlaşıldığı gibi kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğduğu ilk gün Kâbe'yi tavaf etmiştir dedesiyle beraber. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ilk emziren Süveybe annemiz olmuştur. Ve Süveybe annemiz olunca aleyhissalatü vesselam Efendimizin o Süveybe annemizden olan Mesruh isimli bir yavrusu vardı. Efendimizin ilk süt kardeşi köle birisidir.
Mesruh köle birisidir, süt kardeşidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Hazreti Hamza Efendimiz de Efendimizin süt kardeşidir. Görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşlerinden birisi köle birisidir. Birisi de Allah'ın arslanı Seyyidü Şühedâ Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu anh'tır. Rabbim Celle Celaluhu hepinizin bütün sıkıntılarını izale eylesin. Borcunu ödemekte zor durumda olan, alacağını tahsilde zor durumda olanlara, yuvasında, huzurda sıkıntı yaşayanlara Allah yardım etsin. Evlat isteyip bulamayanlara, eş isteyip bulamayanlara Rabbim yardım eylesin. İşini yürütmekte zor durumda olanlara, ayakta durmakta sıkıntı yaşayanlara Rabbim yardım eylesin. Hastası olanlara Rabbim şifalar versin. Rabbim size dünyada ahirette darlık göstermesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.